Mübarek Ramazan'da Afyon Karahisar'dayız. Tarihi zenginliklerle dolu bu şehrimizde hem sarayın lezzetlerinin peşine düşecek hem de şehrin tüm güzelliklerini hep birlikte keşfedeceğiz. Eski ismi Akronyum, yani yüksek kale manasına gelen Afyon Karahisar, şehrin her noktasından görünen Karahisar Kalesi ile karşılar misafirlerini. Kaleden iner inmez, kendinizi şehrin en eski ve en büyük camisi olan Ulu Cami'nin manevi atmosferinde buluverirsiniz. Sokaklarda dolaşırken, Osmanlı kültürünün mükemmel şehircilik planıyla hizalanmış evlerin zamanı nasıl meydan okuduğuna şahit olur, tarihi konakları hayranlıkla seyre dalarsınız. Mevlevi Camii'ye vardığınızdaysa, Mevlana Hazretleri'nin bundan tam 800 yıl önce şehri ziyaret ettiğini öğrenir, cemaati kucaklayan ibadethanedeki huzuru iliklerinize kadar hissedersiniz. Süt ürünleri yelpazesi bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan Osmanlı mutfak kültüründe de en iyi kaymak, çok yağlı olan manda sütünden elde edilirdi. Afyon deyince akla gelen ilk lezzet hiç şüphesiz kaymaktır. Afyon kaymağını lezzetli yapan şey nedir? İşte bunu öğrenmek için Bolvadin'de Muhammed Bey'in manda çiftliğine geldik. Muhammed Bey, Afyon kaymağını lezzetli yapan şey nedir? Yağlı manda sütü. Yağlı manda sütü. Evet. O kadar net. Aynen. Peki inek sütü, koyun sütü, keçi sütü bunlarla yapılan kaymak Afyon kaymağı gibi olmuyor o zaman manda. Olmaz. Mandanın sütü ayrı bir lezzetlidir, ayrı bir yağlıdır. Yani kaymağa lezzeti veren şey manda sütüdür. Kaç tane mandanız var? Şu anda 25 adet mandam var. Peki bakımı zor mu? Mandalar nasıl hayvanlar? Bize biraz anlatır mısınız? Mandalar nazlı bir hayvanlardır. Nasıl naz yapıyor peki bir hayvan? Nasıl naz yapar? Ya mesela kıyafet değişikliğini bir anda fark eden, kokularından fark eden öyle bir hayvanlardır ki seni aynı elbisede görecek, aynı kokuda görecek, duyacak, hissedecek. Vallahi mandaların hiç bu kadar narin bir yapıda olacağı aklıma gelmemişti. Bunu da evet, sizden öğrenmiş oldum. Siz de bol bol afyon kaymağı yiyor musunuz peki kahvaltıda veya tatlılarda? Vallahi terzi kendi söküğünü dikemez derler. Öyle mi? Evet. Biz de yapmaktan yiyemiyoruz. Yapmaktan yiyemiyoruz evet, diyorsunuz. Osmanlı döneminde tatlılar genelde kaymakla servis edilirdi ve o dönemde de manda kaymağı kullanılırdı. Bazı dönemler manda kaymağı bulunmazsa eğer onun yerine tatlılarda mutlaka koyun kaymağı kullanılırdı. Bunu da burada söylemiş olalım. Doğrudur. Manda kaymağı çok eski yüzyıllardan beri bizim mutfağımıza tüketilen çok lezzetli bir kaymak. Mandalar suyu ve çamuru çok seviyor. Neden peki? Yani manda yaz döneminde çıkan iri sineklerde veya üzerinde bulunan bakterileri atabilmek için devamlı su ister, çamur ister. Tabii bu arada keyfen oynuyorlar da. Yani aslında çamurla oynamak onları mutlu ediyor. Aynen. Bir tarafta da sinek, böcek, çeşitli haşerattan korumak için vücutlarına çamur sürüyorlar. Evet. O zaman biz de şimdi size yavaş yavaş gidip taze sütle kaymağımızı yapalım mı? Yapalım, buyurun. Hadi gidelim o zaman. Hadi buyurun. Muhammed Bey ve ailesi Afyon Bolvadin'de bulunan çiftliklerinde son derece doğal bir yaşam sürüyorlar. Sütleri buradan kaymak, peynir, tereyağı, diğer tarafta tavuk eti, kaz etleri, yumurtaları her şeyi bu çiftlikten sağlanıyor. Fatoş Hanım, çiftlikte yaşam nasıl gidiyor? Hoş geldiniz öncelikle. Çok güzel gidiyor burada. Doğal besleniyoruz. Süt, peynir, yoğurt, kaymağımızı kendimiz yapıyoruz. Bahçemizi kendimiz yapıyoruz. Organik yetiştirip organik yiyoruz. 3 tane de Allah bağışlasın dünya güzeli kızınız var. Evet, sağ olun, Allah razı olsun. Çocuklar sizle beraber çalışıyorlar mı zaman zaman? Meraklılar mı? Evet, çok meraklılar. Bizimle beraber geliyorlar hayvanların yanına bahçeye. Bizimle beraber vakit geçiriyorlar yazları. Fatoş Hanım, genelde sütleri siz sağıyorsunuz. Evet, eşimle ben sağıyorum. Kaç saat sürüyor günde süt sağmanız?
ikimizin beraber bir saatte bitiriyoruz. Sütü sağdıktan sonra hepsini kaymak yapmak için kaynatmaya mı başlıyorsunuz? Evet, hepsini beraber yapıyorum. Aslında ben de süt sağmak istedim fakat mandalar öyle hassas bir hayvan ki süt sağmaya giren kişinin her gün neredeyse aynı kıyafetiyle ve aynı kişi olması gerekiyormuş. Az önce Muhammed Bey de söyledi, strese giriyor. Belki de sütten kesiliyor. Dolayısıyla onlara bir rahatsızlık vermemek için sütleri siz sağdınız bugün de. Evet, ben sağdım. Peki kaymağı nasıl yapmaya başlayacağız? Sağıp geliyoruz. Sütü sağdık zaten. Evet. Sütümüz burada. Evet. Süzeceğiz galiba. Evet, değil mi? Süzeceğiz. Evet. Var. Ben yavaş yavaş dökeyim içerisine. Evet, süzebiliriz. Peki şunu soracağım, neden süzüyoruz? Pislikler, hani sağım esnasında hayvandan düşen pislikler şey olmasın diye, sütümüzün içine bulaşmasın diye. Evet. Peki şimdi ocağa koyacağız ve kaymak oluşmaya mı başlayacak? Nasıl yapacağız? Evet, ağır ağır. Kısık ateşte bir şey. Kısık ateşte. Ne kadar sürede kaynatacağım? 40-45 dakika pişecek bu. Bu arada elimde kullandığım bu bakır tencerelerde manda kaymağı yapmak için özel yapılmış değil mi? Evet, özel yapılmış tencereler. Bakır tencereler kalaylanmış. Yavaş yavaş ateşe koyacağım. Burada tam 40 dakika boyunca kaynayacak. Evet. Böyle çok yüksek değil ateşim. Kenarında alev var ama altında çok fazla yok. Ağır ağır kaynaması gerekiyor. Evet. Sonra siz bu hale mi geliyor? Siz bizim için hazırlamışsınız bunu. Evet. Evet. Bu ikinci, bu bir daha pişmesi lazım. Bu halden sonra tekrar ocağa koyuyoruz. Kaç dakika kaynatacağız bu şekilde? Orada da yarım saat. Yarım saat kaynattıktan sonra? Tekrar yine alıyoruz dinlenmeye. Sabaha kadar orada dinleniyor masanın üstünde. Sabah 6 gibi falan dolabı alıyoruz. Ondan sonra alıyoruz. Kaymak hazır oluyor. Peki niye bu kadar çok kaynatıyoruz sütü? Bu dinlenmese kalın olmaz, kıvama gelmez. Yani ne kadar dinlenirse kaymak o kadar güzel olur. Sütü önce kaynattık. Sonra 40 dakika beklettik. Evet. Sonra 6 saat bekledi. Sonrasında bir kez daha kaynattık. Evet. Bir gece bekledi ve kaymak hazır oldu. Evet. Hazır kaymağımızı da Sultan teyze getirdi. Sultan teyze eline koluna sağlık. Çok teşekkürler. Sen hazırladın kaymağımızı. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Sağ ol anne. Teşekkür ederiz. Kaymağımız kıvam almış halde de bu. Evet. Değil mi? En son aşaması bu. Bu kaymak yaklaşık bir gün önce yapılmaya başlandı. Şimdi hazır oldu. Evet. Şimdi yavaş yavaş kesip tabağına mı koyacağız? Evet. Çok dikkatli kesmek gerekiyor değil mi? Evet. Önce ortasını keseceğiz. Bunu hep merak etmişimdir ben. Sütün üstüne çıkan kısmını. Evet. Bu birazcık şey olmuş. Tamam. Erimiş. Böyle alıyoruz. İkinciyi de böyle. Yani el mahareti de istiyor. Evet. Çok bastırmadan hafifçe almamız gerekiyor. Evet. Bu nefis manda kaymağımız. Evet. Taze. Kenarlarını düzeltiyorsunuz. Evet. Bir de katlanıyor galiba değil mi Muhammed Bey? Bulo biçiminde olanları da var. Onu hiç yapmadım ama ben. Ama biz sadece tabak usulü yapıyoruz. Manda kaymağımız hazır. Elinize, kolunuza sağlık. Harika bir kaymak hazırladınız. Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim. Ben de şimdi bu nefis kaymakla 16. yüzyılda Topkapı Sarayı mutfağında yapılan ve sarımsaklı daneyi birinci olarak bilinen sarımsaklı pilavı hazırlayacağım. Pilav Osmanlı mutfağının baş yemeklerinden biridir. Her sofranın olmazsa olmazıdır. Yavaş yavaş bu malzemeleri kenara alalım. Biz pilavı malzemesini de çıkartalım. Sarımsaklı pilavımızın malzemeleri hazır. 3 su bardağı tavuk suyu kullanıyorum. 2 su bardağı da yıkanmış pirincim var. Ve yaklaşık 15-20 diş ufak sarımsak kullanacağım. Eğer evdeki sarımsaklarınız büyükse onu ortadan ikiye bölebilirsiniz. Şimdi sarımsaklı pilavı hazırlamaya başlayacağım. Önce tereyağını eritmem gerekiyor. Bir tavada tereyağını ocağa koyacağım. O erirken nasıl yapacağımı sizlere anlatacağım. Bugün yapacağım pilav salma usulü yapılacak. Osmanlı döneminde pilav birkaç çeşitte yapılıyordu. Pirinci kavruluyor veyahut önceden sıcak suda bekletiliyor. Veya da salma usulü. Yani nasıl? Kaynayan suyun içerisine pirinci boşaltmak suretiyle pilavımı hazırlayacağım. Tavuk suyum kaynayacak. Sonrasında erimiş tereyağını üzerine döküp pirinci, sarımsakları ve bir miktar da toz şeker ilave edeceğim. İşte toz şeker o sarımsağın bütün yoğun tadının tamamını alıp pilavı çok daha lezzetli hale getirecek. Böyle sarımsaklı pilav, buna benzer denemeler yaptınız mı peki? Pilavı hayır, hiç yapmadım. Sade mi yapıyorsunuz genelde? Evet, sade yapıyorum. Etli yapıyoruz biz genelde. Çocuklar sade seviyordur ama pilavı. Evet, bezelyeli yapıyorum. Sade seviyorlar ama en çok benimkiler. Şimdi tereyağı kaynadı. İçerisine
Önce suyu koyacağım buradan, tavuk suyunu. Evet, sonrasında üzerine dökerek kaynamasını bekleyeceğim. 3 su bardağı tavuk suyu kullanıyorum. 2 su bardağı da yıkanmış pirincim var burada. Şimdi hemen suyu ateşe koyacağım. Üzerine tereyağını da dökeceğim. Su biraz ılıktı, kaynamaya başlayınca da diğer malzemelerini dökeceğim üzerine. 16. yüzyılda Osmanlı mutfağında lahanalı, çeşitli meyveli, biberli ve bol baharatlı pilavlar yapılırdı. Hatta o yüzyılda kaymaklı ve peynirli pilav yapılmış. Özellikle kaymaklı pilav mutlaka şekerle servis edilmiştir. Bugün yapacağım sarımsaklı pilavın içerisine şeker attım ama üzerine şeker serpmeyeceğim. Şekeri içerisine koymamın sebebi o sarımsağın yoğun tadının azalmasını sağlamak. Bu arada su kaynadı. Yavaş yavaş şimdi pirinci, sarımsakları ve diğer malzemelerin üzerine ilave edeceğim. Biraz karıştıracağım. 15 dakika pişecek. 15-20 dakika. 10 dakikada dinlendireceğim. Sonrasında akşam yemeğinde servis edeceğim. Pilav geçmiş dönemde de çok önemli yemeklerimizden biri. Osmanlı döneminde sadece pilav yapan pilavcı ustaları vardı. Evet. Yani herkes istediği gibi mutfağa geçip pilav yapamazdı. Sadece o konuda uzmanlaşmış pilavcı aşçılar gelirdi. Ve o tüm dünyaya nam salan lezzetli pilavlarımızı hazırlarlardı. Çünkü pilav işi önemli. Evet. İlla ki. Pilavımız hazır. Şimdi yavaş yavaş ocaktan alacağım ve üzerine kaymağını ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Bayağı güzel gözüküyor. Sarımsağın kokusunu alıyorsunuz, evet, ama alıyorum. Çok yoğun bir kokusu yok. Evet. Fark ettiyseniz. Bu kaymaklar üstü kapandıktan sonra biraz eriyecek. Pilavımıza bir süt kokusu verecek mis evet. gibi. Sonra akşam bunu karıştıracağız ve servis edeceğiz. Şahane gözüküyor pilavımız. Akşam iple çekiyorum. Akşam hep birlikte yiyeceğiz ama en yakın zamanda mutlaka evde siz de deneyin diyorum ben de. Deneyeceğim. Ellerinize sağlık sizin de. Sizin de elinize sağlık. Önce Muhammed Bey ve Fatoş Hanım'la birlikte Afyon'un meşhur manda kaymağını hazırladık. Sonrasında Topkapı Sarayı'nda 16. yüzyılda yapılan sarımsaklı pilavı yaptık. Pilavımızı şimdi kaymakla demlenmeye bıraktık. Akşam güzelce karıştırıp hep birlikte afiyette yiyeceğiz. Sultan Dağı'nın eteklerindeki bu harika çiftlikte bugün bizi ağırladınız. Çok teşekkürler. Elinize kolunuza sağlık. Sağ olun, var olun. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinin kesişme noktasındaki şehirde iz bırakan uygarlıklardan biri de Frigler. Friglerin barınma ihtiyacı neticesinde sanatta çok ileri giderek kayaların içine inşa ettikleri evler, günümüzde Frig Vadisi adıyla tüm dünyanın hayranlığını kazanmış durumda. Söz sanattan açılmışken, bu tarihi şehirde yaşatılan bir başka zanaatin inceliklerini öğrenmek üzere keçi atölyesine gidiyoruz. Bu hafta Afyon Karahisar'da 5 kuşaktır keçecilik zanaatini devam ettirmeye çalışan Arpa Özü ailesinden Mustafa Bey yanımda. Mustafa Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hoş bulduk. Bizler de çok iyiyiz Allah'a şükür. Allah'a bitmesin. 5 kuşaktır devam eden bir meslek. Peki siz son kuşak mısınız? Şimdi ben 4. kuşağım. 5. kuşak oğlum ve kızım. Oğlunuz ve kızınız bu zanaate devam ediyor. Aslında Osmanlı'dan günümüze unutulmaya yüz tutan bu zanaatlerin genelde son dönemde yeni çağın çocukları pek yapmak istemiyor. Fakat ne mutlu size ki ve bize ki sizin çocuklarınız bu unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya devam edecekler. Keçe deyince çok fazla böyle çeşitlilik akla gelmiyor ilk dönemlerde. İşte çobanların giydiği kıyafetler, işte birkaç şapka, belki de keçe çoraplar geliyor ama sizin dükkanda keçeyle ilgili her şey var. Şallar var, ne bileyim işte güzel örtüler, çantalar. Bunu geliştirerek devam ediyorsunuz. Böylelikle de yeni dünyada herkes bunları bir şekilde kullanmaya başlayabiliyor aslında. İşte zaten gelişme de burada başlıyor. Zanaat veya sanatlar da burada gelişiyor. Eğer kopukluk olursa, yeni nesille eski nesil arasında kopukluk olursa o zaman o sanat ölüyor.
Biraz da bu Gandan da geliyor galiba ki. Bizim dedemiz fesanenin baş ustası. Öyle mi yani İstanbul'daki fesanede? Tabii. Fesane şimdi aslında orada gösteri merkezi gibi tabii, kullanıyor ama fesane fes yapılan yer. Dedeniz buradan saraya gidip orada görevlendiriyor ve fesanede tabii. Bu mesleği icra ediyor. Peki Mustafa Bey, keçe nedir? Biraz yapmaya başladınız. Hem keçe nedir bize anlatın, hem de nasıl yapıyoruz onu gösterirseniz çok seviniriz. Keçenin aslı bizim yapmış olduğumuz malzemelerdir. Nedir orijinali? Kuzu yününden yapılmış her mamül keçedir. Peki Mustafa Bey, şimdi ne yapmaya başlıyoruz keçeli? Şimdi şu anda yapmış olduğumuz şey bir minder. Tamam. Küçük, buna da nakış koyuyoruz. Bunlar mavi keçe. Bunlar mavi keçe. Peki bunları nasıl boyuyoruz? Bunları biz kendi boyama şeyimiz var. Doğal boya. Orada doğal olaraktan boyuyoruz. Bunlarda kanserojen içeren hiçbir şey yok. Kopartarak boyuyoruz desem. Tabii bu, o da keçedir. İşte boyamış olduğumuz şeyden kırma dediğimiz kenarlarında bizim eskiden beri şey yap. Kendi kendine yapışıyor zaten hemen. Birbirini tutuyor hemen, tabii, çekiyor bunlar, yani. Bunlar keçeleşmede kendi kendine yapışır ve çevirdiğinde, bittiğinde efendime söyleyeyim bu bitmiş olacak. Mustafa Bey, şu anda hangi aşamayı yapıyoruz? Şimdi yerleştirme aşamasındayız. Yerleştirme aşamasındayız. Evet, bitirdik. Bitirdik ve çok ufak bir işlerimiz kaldı, detaylarımız kaldı. Şimdi dürme dediğimiz artık işlemin sonuna mı geldik? Sonuna geldik. Döşeme işlemi bitti. Tepme işlemine geçeceğiz. Yeterince kalın işlendiğinde kurşun geçirmeyen zırhların bile üretilebildiği bu zanaatin ana harcı da elbette ki aşk ve sabır. Mustafa Bey, keçe minderimiz hazır hale geldi. İnşallah. Ne yapmıştık? Önce nakışı hazırladık, sonra üzerine yünü yaydık, sonra suladık, teptirdik. Teptirdik, üzerine ezdik iyice değil mi? Ezdik tabii. Şimdi hazır ve açacağız. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. İş yaparken açılmaz. Ha şimdi yarım amül haline geldi. Yani iyice... Yani... Yarı bir şekilde ezilmiş vaziyette. Ha, bunun üzerine yapabileceğimiz her şeyi yine oynayabiliriz. Bundan sonraki en son safhadır, o da pişme safhası. Pişme safhası. Evet, onun bitmiş hali, ona benzer bir mamülde ben size göstereceğim. Tamam. Şimdi zamanımız yeterli olmadığı için hiç ellemeyin, o dursun. Şöyle kenara alayım. Ha. Şöyle bir seccadedir. Keçenin orijinal şekli budur. Bu biraz daha tepilip dövüldükten evet, sonra dövüldükçe... bu kadar bu şekilde yapışacak. Ve bu şekilde kullanmış halde son hali budur. Sıkıştıkça bu hale geliyor. Bekledikçe aynen öyle. Daha da sertleşip güzelleşiyor aynen diyelim. Öyle. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah bu mesleği torunlarınıza öğretmeyi de nasip etsin i̇nşallah, size. Cümlemizi inşallah. Akşam yemeği de mutlaka bekliyorum. İnşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek kolay üzere. Gelsin. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Akarçay'da yüzen Sultan Kayığı da şehrin tarihi dokusuna yakışır şekilde ulaştırır sizi Afyon'un dillere destan lezzetlerine. Bolvadin'le Sultan Dağı arasında bulunan ve uzunluğu 400 metreyi bulan köprü de tarihin en eski tanıklarından. Şu anda Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 869 yıllık Kırkgöz Köprüsü'nün önündeyim. Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat seferini yapması için Mimar Sinan tarafından onarılan bu köprü, İpek yolunun üzerinde olması sebebiyle de büyük bir öneme sahipti. Şimdi sizlere bu tarihi atmosferde Osmanlı saray mutfağında kebab-ı makiyan olarak bilinen tavuk kebabını hazırlayacağım. Tavuk kebabını hazırlamak için önce tavuk etlerini parçalara ayırıyorum.
Parçalara ayırdığım tavuk etinin üzerine önce zeytinyağı, sonrasında tuz, karabiber, pul biber ve tarçın ilave ederek hafifçe karıştırıyorum ve tavuğumu marine ediyorum. Fatih Sultan Mehmet döneminde tavuğun kalyesi, çorbası, kebabı ve böreği yapılırdı. Ayrıca sefere çıkan padişahlar taze tüketsinler diye mutlaka canlı tavuk da seferlere taşınırdı. Güzelce marine ettiğim tavuk etlerini şimdi şişlere diziyorum. Saray hastanesinde yatan hastalar için mutlaka tavukla yapılmış çorbalar ikram edilirdi. Günümüzde hastalandığımızda hepimiz ilk olarak tavuk suyuyla çorba içiyoruz. Şişlere dizdiğim etleri şimdi hazır olan ateşin üzerine alıp pişirmeye başlıyorum. Soğan ve maydanozu ince ince doğrayıp üzerine biraz pul biber ve tuz atıyorum. Piyazımı hazır hale getiriyorum. Sizler arzu ederseniz üzerine kimyon ve sumak da ekleyebilirsiniz. Osmanlı döneminde tavuk kebabı yapılırken önemli bir teknik uygulanırdı. O dönemlerde telek olarak bilinen tavuk tüyüyle yapılan fırçalarla pişen tavuğun altından akan yağı veya tereyağı tavuğun üzerine tekrar sürülür. Böylelikle tavuk kebabı çok daha lezzetli hale gelirdi. Yemeğimizin tadının ekmeklere de geçmesi için ekmeklerimi şişlerin üzerine diziyorum. Tavuk kebabım pişti. İlk olarak çini tabağın içerisine ekmekleri yerleştiriyorum. Soğan piyazını ekmeklerin yanına koyduktan sonra pişen tavuklarımı şişten çekip yemeğimi servise hazır hale getiriyorum. Yüzyıllar önce saray mutfağında padişahlar için hazırlanan tavuk kebabımız servise hazır. İnşallah biz de akşam misafirlerimizle afiyetle yiyeceğiz. Yüzyıllar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı Cihan İmparatorluğu, çeşit çeşit yemek ve tatlıların yer aldığı mutfağıyla yüzyıllar sonra bile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Afyonkarahisar kaymağının en çok yakıştığı lezzetlerden biri de hiç kuşkusuz tatlılar. Osmanlı dönemindeki ismi Güllü Aş, yani güllü yemek olan güllacın tarihi çok eski yüzyıllara dayanmaktadır. Ben şimdi sizler için Osmanlı saray mutfağında yapılan çeşitlerinden biri olan kaymaklı güllaç hazırlayacağım. Afyon'a gelip güllacı kaymaksız yapmak olur muydu? Hem de yanımda Seviye Hanım var. Seviye Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk yavrum, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz Afyon'umuza. Sağ olun, var olun. Şeref aldık, çok teşekkürler. Afyon çok güzel bir kent. Evet. Biraz dolaşıyoruz. Şimdi sizinle tanıştık. Seviye teyzenin çok önemli bir özelliği var. Kendisi Türk Anneler Derneği Onursal Başkanı. Evet. Vallahi çok gurur verici bir durum bu. Çok şükür. Ama şunu söyleyeceğim. Türk Anneler Derneği Onursal Başkanı deyince benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Evet. Yaprak sarmaları, dolmalar, pilavlar, börekler. En iyi yemekleri annelerimiz yapar. Muhakkak. Kesinlikle. Muhakkak, evet. Şöyle düşünüyorum, mutlaka torunlarınız vardır. Var, torunlarım var, oğullarım var. Torunlarınızda çocuk var mı? Damatlarınız var. Evet. Düşündüğümde de bayramda sizin evi şöyle gerçekten imrenmemek mümkün değil. Kalabalık masalar, evet. Torunlar, anneler, çocukları. Evet. Gerçekten şölen gibi bayram yaşıyorsunuz. Çok şükür, çok şükür. Allah nazarlardan saklasın, hepimize nasip etsin. Cümleye nasip etsin, cümleye nasip etsin. Hakikaten birlik, beraberlik içinde yaşamak bambaşka bir şey. Siz de yapar mısınız kaymaklı güllaç? Çok yapar. Osmanlı döneminde sık yapılan güllaç türlerinden bir tanesi. Evet, kaymaklı güllaç. Kaymaklı güllaç. Cevizli güllaç. Aynı zamanda da muzlu da yapılabilir. Birçok meyve artık içine evet, koyuluyor. Muzlu yapılabilir, fırmalı yapılabilir. Birçok işleri vardı. İş ki onu yapabilmekte. İş yapabilmekte. Evet. Aslında işin zor kısmı bu güllaç çarpmaklarını yapmakta. Çünkü evet. Bir nişastayla bir hamur tutuluyor ve evet. Sıcak saçta yapılıyor. Çok ince ve evet. Büyük emek istiyor aslında. Evet. Ramazan ayı yaklaştığında özellikle Osmanlı döneminde
güllaç yaprakları çarşıda satılmaya başlanıyor geçmişte. Evet. Ve bu güllaç yapraklarını bu şekilde alıyorlar. Buradan bir tane yer delip hafifçe renkli ip asıyorlar yünükler. Evet, evet. Dükkanların önüne bunları girişe asmaya başlıyorlar. Rengarenk iplerde rüzgarla güllaç yapmakları her dükkanın önünde, pazarlarda sallanıyor. Evet. Ben her zaman onu böyle hani özellikle Ramazan aylarında Ramazan'a gelince o coşkuyu içimde hissederim. Yani bunu kitaplarda okurken veya bir dergiye yazarken o Ramazan'ın gelişindeki rengarenk iplerdeki güllaç beni heyecanlandırır. Şimdi bu arada biz sütümüz kaynamıştı. Ben yavaş yavaş şekeri ilave edeceğim içerisine ve gül suyunu. Gül suyu koyarsınız değil mi siz de güllaca? Evet, evet. Kesinlikle gül suyuyla yapılan güllaç çok daha lezzetli oluyor. Evet. Bir de soğuyunca... Gül suyunu da ilave edelim. Evet, gül suyunu da ilave edeceğim. Gül suyu da çok güzelmiş. Mis gibi koktu şimdi evet, de. Evet, şimdi geldi mi kokusu burnunuza gerçekten? Evet. Şimdi güzelce gül suyunu da ilave ettim içerisine. Şimdi şöyle bir bardak alacağım bakır. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Canına şöyle üstüne yavaş yavaş dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Hı hı. İyice ıslansın. Tek tek yapacağım. Araya tek, ben saracağım bu sefer güllacı. Tamam. Böyle yapmak salması dolma yapar. Yapacaksınız. Evet. Güllaç dolması. Güllaç dolması. Evet. Nasıl derseniz siz. Hem cevizli hem kaymaklı olmuş oldu. Vallahi duble lezzetli oldu. Dolmalarımız evet. Son güllacımızı da kaymak ve cevizle güzelce sardık. Şimdi tabağa yerleştiriyorum. Evet. Ve tencerede kalan sütüm vardı. O sütü de üzerine dökeceğim. Şöyle güzelce. Güllaç biraz sonra sütünü çekecek. Çeker. Biz onu dolaba koyacağız. Akşam yemeğine kadar iyice soğuyacak. Evet. Sonrasında servis edeceğiz. Seviye teyze ellerinize, kollarınıza, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bütün ekibinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın yavrum. Siz de sağ olun, var olun. Akşam mutlaka yemeği bekliyorum. İnşallah. Allah nasip ederse amin, hep inşallah. Beraber olmayı ben de arzu ederim. İnşallah. Aynı lokmayı paylaşacak olmanın sevinciyle hazırlanırken ikramlar, sofralar Ramazan'ın bereketiyle adeta dolup taşar. Lezzet diyarı Afyon'da sabah taze manda sütüyle kaymak yaptık. Ardından Osmanlı saray mutfağından sarımsaklı pilav, tavuk kebabı ve Ramazan'ın olmazsa olmazı güllacı Afyon Karahisar'ın meşhur kaymağıyla hazırladık. Ezanımız okundu, şimdi afiyetle yeme zamanı. Rabbim hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin. Haydi afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmayla açıyoruz orucumuzu.